Tutmadın pendi ey esiri lezzeti dünya gönül. Ey dünya lezzetine müptela olan gönül, lafımı dinlemedin, nasihatı tutmadın. Söyledim çok, bir vefadır devleti dünya gönül. Sana kaç kere dedim, defalarca söyledim. Bu dünya devleti vefasızdır. Aldanma, satar seni. Dedim ama beni dinlemedin ey gönül diyor. Burada gönül kelimesinin yerine nefis deseydi çok daha hakikate uygundu. Eyvallah. Fakat şiirde tabii gönül demesi daha uygun. Baştan itibaren pek çok kişinin, hatta hepimizin zaman zaman dünyaya aldanıp da bir tek üzüm tanesi yedirip 10 tokat vuran, bu dünyanın o üzüm tanesine aldanıp sonradan tokat yiyince de ben sana dememiş miyim? Bu dünya böyle işte. Ben malımı bilirim diyerek ilk beyitten itibaren kendi kendine kahreden bir levvame ruh hali içinde, yani kendi kendine ayıplayan bir nefs muhasebesi içinde şair kendi gönlüne kızıyor. Tutmadın pent, lafımı dinlemedin, nasihat dinlemedin. Ben sana demiştim, ey esiri lezzeti dünya gönül, ey dünya lezzetine esir olan gönül, lafımı dinlemedin. Şimdi lezzet, insanoğlu yaratılış itibariyle bir lezzeti aldığı zaman ondan vazgeçemez. Evet. Mümkün değil. Alışkanlık. Nasıl geçer? Ancak daha büyük lezzeti bulursa. Evet. Başka türlü, dur hani mesela diyor efendim tasavvuf ehli bir lokma bir hırka, onlar laf. Hiç kimse dünyadan vazgeçemez, onlar da geçmemiştir. Bir lokma, bir hırka görünüşte, zahirde öyle görünürler. Yoksa durup dururken, herhangi bir alternatif kendilerine sunulmamışken dünyadan kimse vazgeçemez. Ancak daha büyük bir lezzet bulursa, evet, dünya gözünde düşer. Dünya gözünde hiç olur. Daha güzeli var. Elbette, daha güzeli varsa. Yani mesela şöyle diyelim. Ömründe bal yememiş bir insan pekmezden vazgeçer mi? Tatlı olarak bildiği tek şey pekmez. Nasıl vazgeçirebilirsiniz? Pekmez yeme, zararı var, kötüdür, şeker filan. Bunlar laf. Ona pekmezi unutturabilecek bir alternatif sunmadıkça siz o pekmezden onu bal yedirirsiniz. Aa, onun tadını aldı mı pekmezi görmez artık. Anadolu'da eskiden adette, hala var mı bilmiyorum, emzikli anneler çocuklarını sütten nasıl keserler? Çünkü çocuk sütten alışmış, vazgeçmez. Zaten çocuk aklı almıyor. Çocuğa bal yedirerek. Balın lezzetini mi aldı mı sütümü de unutur. Aynı şekilde pendimi tutmadın. Tutmadın harika ben, ey esiri lezzeti dünya gönül. Dünya lezzetine esir, müptela, vazgeçemeyen gönül. Niye lafımı dinlemedin diyor. Ama lafla vazgeçmez ki, tatması lazım. Şimdi sorayım. Bırakın dünyadan vazgeçmeyi, cennetten bile vazgeçmişler. Öyle bir lezzet bulmuşlar ki. Demek ki daha güzeli var. Elbette, elbette. Cennet bile öbür tarafa geçmiş. Öyle bir lezzet bulmuşlar. Nitekim Yunus suresinde Cenab-ı Allah buyurur ki, has kullarından bahsederken, rızasına ulaşmış Allah-u Teala'nın razı olduğu kullarından Allah bahsediyor. Yunus suresinde diyor ki, onlara cennet ve daha fazlası vardır. Eyvallah, daha fazlası. Bir şeyin daha fazlasını isterseniz cennet geride kalır. Nedir bu daha fazlası? Cenneti anladık. Gerçi anlamadık ya, neyse. Anladık diyelim. Anladığımız kadar. Onlara cennet ve daha fazlası var. Cennet tamam da bu daha fazlası ne? Ve ziyade diyor. Daha fazlası var. Bir şeyin daha fazlasına talip iseniz cennet sizi doyurmaz. Şimdi soralım mesela. Dedi ki az önce, insanoğlu tatmışsa o tattığı lezzetten daha büyüğünü bulmadan vazgeçemez. İbrahim bin Etheme tacı, tahtı, sarayı, cariyeleri elinin tersiyle ittiren ne idi? Nasıl bir lezzet bulmuştu ki onları artık görmüyordu, istemiyordu? Bunlar ne ki? Bunlar ne ki? Yani düşünün mesela, son derece lüks bir restorandasınız. Gittiniz, önünüze aparat şeyler nedir? Onları da çok iyi de bilmiyorum. Bir bulgur pilavı koydular. Ya ne bulgur pilavı? Ben kebap istiyorum. Demez misiniz? Hep bunu mu yiyeceğiz biz? Kebap geldi. Artık bulgur pilavını görür müsünüz? Dünyadan vazgeçebilmenin yolu, dünyadan çok daha büyük bir dünyaya hasret duymak ve oraya ait olduğunun hissiyatı içinde burayı gurbet kabul etmektir. Onun için ehlullah bu dünyaya değer vermemiş. Yoksa kendini zorlayarak değil, aslını görmüşler. Daha büyük bir yeri görmüşler. Yani mesela, o benzetişi hep aklıma geliyor da, düşün ki 40 hanelik bir köyde doğdunuz, büyüdünüz, bir hafta içinde kendi köyünüzden sizi götürdüler İstanbul'a. İstanbul'u gördünüz. Ondan sonra köyünüze geri geldiniz. Bu köy sizin gözünüzden ne olur?
biraz sıkıntı oluyor. Elbette yani esas memleketi gör. Köyü falan hor gördüğüm için değil. Tabii tabii. Köyü elbette özlüyorum. Benim cennetim de oralar, evet. Ayrı mesele. Tabii. Fakat anlaşılsın diye bu kıyası yapıyorum. Diyor ki Sıtkı Baba, tutmadım pende ey esiri lezzat, lezzeti dünya gönül. Dünya lezzetine esir olan gönül kupkuru nasihatla dünyadan vazgeçer mi? Ona tattıracaksın. Tattırmadan sırf laf ile, evet anlar ama akıl anlar, burası anlamaz.